1 Ekim Pazar Yeni Şafak Yazarı Mahmut Erol Kılıç yazısı. Taşköprüzade Ahmet Efendi'yi tanımak ve tanıtmak. Yazılarımızda zaman zaman tarihimizde yer alan kıymetli İslam alimlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken öyle lalet tayin bir tarih köşe yazısında olduğu gibi bilinenleri tekrarlamak değil gayemiz bu zevatın ilmi duruşları neydi ve bugün için onlardan nasıl istifade edebiliriz derdindeyim. Malum olduğu üzere gelenekten koptuktan sonra ilahiyat ve diyanet çevrelerinde nevzuhur, daha evvel izine rastlanmamış bazı yönelimler oluştu. Dinin ve din ilimlerinin özü olan manevi ve metafizik ilimler dışlandı. Esasında onlara tabi olması gereken ikinci ilimler öne çıkarıldı. Manevi ve metafizik ilimler adeta tasavvufun ve felsefenin işi oldu. Davudi Kayseri'den bu yana gelen ilmi damarımızsa bunun tam aksini söylüyor. İznik medreselerinin ders programıyla bugünkü medreselerin veyahut ilahiyat fakültelerinin müfredatı örtüşmüyor. İlimler hiyerarşisi tepe taklak olmuş durumda. Bunun sonucu olarak 6. veya 7. derecede olan tali bir branşın uzmanı en yüksek ali konular hakkında ahkam kesebiliyor. Yani İslam'da çek ve senedin yeri konusunda tez yapmış bir ilahiyatçı tutuyor, cinler aslında mikroplardır veyahut vahdeti vücut panteizmdir gibi sahasıyla alakası olamayan fetvalar verebiliyor. Hastane müstahdeminin pansuman yaptığı, kamzumalın gökdelenler yaptığı bir ülkede bu normal diyebilirsiniz. Dünyanın ahvali nasıl diye sorsalar, Bekri Mustafa imam oldu deyin anlarlar durumu söz konusu. Hiyerarşinin kalkması beraberinde liyakatsizliği ve kalitesizliği getirdi. Modern zamanların bu kaosundan çıkış ancak gelenek ustalarının varlık ve bilgi anlayışlarının ihyasıyla mümkündür. Çünkü orada insanlığın ortak evrensel değerleri yatmaktadır. Bu üst bilgi altında siz kendi yorumlarınızı ve açılımlarınızı getirir, güne cevap verebilirsiniz. Yani pergelinizin iğneli ayağı bu gelenekte sabit ama diğer ayağını kullanarak açılabildiğiniz kadar açılabilirsiniz. Bundan korkmayın, zira bir ayağınız sağlam. Mevlevilikte bir ayağı yere sabit basmayana sema çark ettirilmez. Düşer çünkü. İşte bugün bir vesileyle kendisinden bahsedeceğimiz böyle ustalardan bir tanesi de Taş Taşköprüzade Ahmet Efendi'dir. Kayseri'den kendisine kadar devam eden geleneğin mühim şarihlerindendir. Dev eseri Mevzuatül Ulum, ilimlerin nasıl az üst şeklinde sıralanacağını gösteren muhteşem bir eserdir artçıları 2000'li yıllara kadar süren o epistemolojik savrulmayı bir nebze genç ilahiyatçılar sorgulamaya başladılar. Modernist, rasyonalist, mealci, hakim zihniyet zorlanmaya başladı. Ancak sızdıkları devlet kurumlarıyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Halkta ve öğrencilerde bir karşılıkları yok. Dostlar, işte bu zatın bütün eserlerini bir külliyat olarak hazırlamaya niyetlenmişler. İstanbul Medeniyet Üniversitesi yayınları arasında şimdilik 5 cildi çıktı. Tamamının 10 cilt olacağını söylüyorlar. Maalesef bazı kurumsal yayınları temin etmek çok zor. Basarlar ama doğru düzgün bir dağıtımını yapmazlar. Dağıtım firmalarına vermeleri gerekiyor ki insanlar ulaşabilsin. Ben de bu eserleri aylarca temin etmeye çalıştım, başaramadım. Sonunda bir internet kitapçısından 4 adedini bularak satın aldım. Bu vesileyle başta Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu ve yardımcı doçent Doktor İbrahim Halil Üçer olmak üzere bu projeye emeği geçen herkesi tebrik ederim. Pek çok risale bir araya getirilmiş. Hem Arapça asılları ve hem de Türkçe tercümeleri beraber verilmiş. Mesela Hakikat Mertebelerindeki İncelikler isimli risalede varlık mertebelerinin beşli anlatımı olan ve daha çok Sadettin'i i Konevi tarafından şerh edilen Hazarat-ı Hamse konusu işlenmektedir. Faydalı ilimlerin niteliklerini kuşatan risalede ise yüksek ilimler ve onlara tabi ilimler tasnifi yapılmaktadır. Ahmet Efendi diyor ki, Şeriat kandilinden alınan salih amellerde süreklilik sünnette yer aldığı şekilde titizlikle mücahideden devamlılık anlamına gelen tasavvuf ilmini bunu kararlılıkla sürdüren kimseye de yüce değerler, güzel nitelikler ve iyi hasletler kazandırır. Bunlara sahip olan kişi ancak ilimde derinleşmiş olanların bildiği hakikat sırlarının ve Allah'ı layıkıyla, hakkıyla bilenlerin muttali oldukları inceliklerin kendisinde ortaya çıkmasına uygun hale gelir. Bu bilgi ortaya çıktığı zaman ona arif, bu ilme ise mükeşafe ilmi, müşahede ilmi, hakikatler ilmi denir. Bu ilme veraset ilmi de denilebilir. Zira Hz. Peygamber kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir buyurmuştur. Burada peygamber ameli iki bilgi arasında bir berzah yapmıştır ki birinden istimdat diğerini temin eder. Dolayısıyla amelin kazandırdığı şey veraset ilmidir. Ders ve öğrenimle elde edildiği için ameli mümkün kılan şeye ise diraset ilmi denir. Bu sebeple bu ilim alet olan arabi dil ilimlerine ve akla dayanır. Diraset ilmiyle ulaşılmak istenen şey amel, amelle ulaşılmak istenen şey ise veraset ilmidir. Veraset ilmi en son gayedir. Talep edilen şeylerin sonunda yer alır. Bilgisine sahip olan kimseyi yeryüzünde her çağda değerli kılar. Bu zatı ve külliyatını sürekli olarak modernist ilahiyatçıları ve meacileri pohpohlayan bazı gazeteler tanıtacak değildi herhalde. Ben tanıtayım istedim. Yolumuz yollarıdır.